Dizciğin kök kısmı için bir sürafa yapıp halkayı daraltıyorum. Baştaki sürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Her zürafaya düğüm atarak 3 sıra çalışıyorum. Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanlamasına sayarsak anlayabiliriz. Çiçeğin yaprağını çalışmak için 3 zürafa yapıp geri düğüm atıyorum. Her iki yandan artırma yapacağım. Aynı yere düğüm atarak artırma yapıyorum. Ortadaki zürafaya düğüm atıyorum. Bu yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Tekrar düğüm atıyorum. Bu yanda da artırma yapıyorum. Fazla ipleri kesiyorum. Her iki yandan artırarak sayım 5 olunca her iki yandan eksiltme yapacağım. Hemen yandaki zürafaya düğüm atıyorum. Eksiltiyorum. Sayım 4. Sayım 3. Sayım 2. Ve sayım 1. Bu şekilde düğüm atıyorum. Yaprağı tamamlıyorum. İkinci yaprağı çalışmak için yandaki yuvaya ip ekliyorum. Üç zürafa yapıyorum. Tohum çalışmak için 8 zürafa yapıyorum. Halkayı daraltıyorum. Baştaki zürafaya düğüm atıyorum. Sırayla her zürafaya düğüm atıyorum. Bir üst sıraya geçip aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum.
Kaç sıra çalıştığımızı böyle yanılmasına sayarak anlayabiliriz. 4 sıra çalıştım. Her zürafadan sırayla iğneyi geçiriyorum. Makasın uç kısmına 15 kez ip sarıp bu ipi buraya yerleştiriyorum. Fazla ipleri kesiyorum. Başlangıç ipini çekiyorum ve bu ipi kesiyorum. Karartmadan yakıyorum. Bir miktar ip bırakıp bu şekilde sihirli halka yapıyorum. İlmek alıyorum, kapatıyorum. Şişe takıyorum. İlmek alıyorum, kapatıyorum, şişe takıyorum. üç ilmek taktıktan sonra şişe 14. ilmeği alıyorum, kapatıyorum. Şişe takmıyorum. Bağlayacak uzunlukta ipi kesiyorum. Halkayı tamamen daraltıyorum. Yeşil ipleri kesiyorum. Tığ ile çiçeğin kök ipini açıyorum. Tohumun ipini alta alıyorum. Açtığım kökün ipini çekerek kapatıyorum. İplerimi bağlıyorum. Tohumun ipini ayrı tutup bu ipi kesip burayı yakıyorum.